Arkadaşlar merhaba, ben Emre Altunbilek. Bugünkü dersimizde sizlerle hep diyoruz ya, fragmentler daha kullanışlı arayüzler tasarlamak için, işlerimizi kolaylaştırmak için büyük kolaylık sağlıyor diye. Bunu anlatan bir örnek yapmaya çalışacağız ve günün sonunda elde edeceğimiz örnekte gördüğünüz gibi öncelikli olarak bir fragment ağının içinde bir konular listem giriyor. Buradaki bir öğeye tıkladığımda başka bir aktivitede, başka bir fragmentte ben bunun içeriğini yazdırıyorum. Örneğimiz bununla da kalmıyor. Şöyle Ctrl F1 yaparak ekrana şöyle landscape moda aldığımda da gördüğünüz gibi bu sefer bütün arayüzü kullanmak adına böyle bir görüntü bizi karşılıyor. Evet, bu örneği sil baştan sıfırdan yapacağız. Eğer bundan önceki derslerimizi iyi anladıysanız, yani fragmentleri kullanmayı, fragmentten aktiviteye, aktiviteden fragmente nasıl veri taşıdığımızı anladıysanız ve temel eğitimdeki o list view'la da ilgili birkaç bilgimiz gerekiyor. Bunları anladıysanız çok kolay, güzel bir ders olacak sizin için. Anlamayan arkadaşlar için de ben yine elimden geldiğince bütün adımları tek tek anlatmaya çalışacağım. Öncelikli olarak boş bir proje başlattım. Şu an için içinde hiçbir şey yok. Örnek biraz uzun olacak ama her şeyi sil baştan yapmak istiyorum. Şuradaki values kısmına şu ekranda gördüğümüz değerleri tutacak string array'ler eklemek istiyorum. Buradaki string array'lerim şu şekilde daha önce hazırladığım. Öncelikli olarak konuları tutan bir string array'im var. Daha sonra da bu konularla ilgili açıklamaları tutan bir string array'im var. Ben bunları nerede kullanacağım? Özellikle şu konuları bir list view aracılığıyla göstermeye çalışacağım. Şimdi şöyle bir deminki uygulamayı anlatmaya çalışırsak, ilk önce ekranı açtık, bir aktivite oluştu değil mi? Bu aktivitenin içine ben bir tane fragment A koymak istiyorum ve bu fragment A'mın içinde fragment A bir tane list view olacak arkadaşlar. List view. Bu list view'un içinde benim o deminki array'lerdeki konular öğelerim yerleşecek. Bunları biz portrait mode için düşünüyoruz. Ve buradaki elemanlardan biri tıklandığında ikinci bir aktivitenin oluşmasını istiyorum. Bu da ikinci aktivite. Burada da bir tane fragment B'miz olsun. Frag B olsun. Ve bunun içinde de tıklanan öğe ile ilgili verileri tutan bir text view'um olsun istiyorum. Portrait mod için. Landscape modu ikinci kısımda yapmaya çalışacağız. Umarım anlaşılmıştır. Yani burada benim şu an için neye ihtiyacım var? Bir tane fragment A'ye ve onun içinde de bir list view yapısına ihtiyacım var. Bunun için şuraya gelip Java class diyorum ve fragment A değil de fragment konu diye bir isim veriyorum buna. Bu sınıfı fragment sınıfından extend ediyorduk. Gördüğünüz gibi iki tane fragment kütüphanesi çıkıyor. Ben buradaki support'u değil bunu seçiyorum. Daha sonra bu fragmentin göstereceği layout'u oluşturmam gerekiyor. Şöyle React Resource File diyorum. Buna da fragment konu diye bir isim veriyorum. Burası benim fragmentimde gösterilecek arayüz. Şimdi bunun içine ne koymam lazım? Bir tane list view koymam lazım. Şuradaki list view'u alıyorum, buraya sürüklüyorum. Bunun ID'sine ne verelim? Konular listesi. Bunu böyle verdiğim zaman ve match parent olacak şekilde ayarlarsak fragment A ekranda gözüktüğünde ne olacaktır? Benim elemanlarım bunun içinde gözükecektir. Şimdi fragment konu dediğimiz fragmentin içine gidiyoruz ve onCreateView'u view'u çağırarak buradaki layout'un return edilmesi işlemini yapıyorum. Bu bir view döndürüyordu. Değil mi? Şuraya bir tane view nesnesi oluşturuyorum. Ve bu view'u inflator metoduyla oluşturuyorum. Inflate. Öncelikli olarak hangi layout'u göstermek istiyorsun? Fragment konuyu göstermek istiyorum. Daha sonra da container ve false olarak bu değerleri veriyorduk. Böylece fragment konu her oluştuğunda o layout burada gözükecek arkadaşlar.
Şimdi ne demiştik? Her fragmente, her aktivite ne varsa onunla ilgili sınıfın içinde ilgili view'ları tanıtıyorduk. Konu listesi diye bir buraya bir referans noktası oluşturuyorum ve şuraya geldiğimde konu listesini şuradaki view'um aracılığıyla, çünkü bu view neyi tutuyor? Fragment konu XML'ini tutuyor. Onun içinde diyorum find view by id ile bul. Ne var? Bir tane konular listesi diye bir şey var. Typecasting işlemimizi yapıyoruz. Ve böylece fragment konuyu yaratmış olduk ve içindeki list view'a da bu şekilde erişmiş olduk. Şimdi bunu hani normal bir aktivitede biz list view yaparken ne yapıyorduk? List view'dan sonra elemanları göstermek için bir array adapter tanımlıyorduk. Aynı onun gibi düşünün. Hani fragment değil de bir activity gibi düşünün. Şimdi ben buraya list view'umu koydum. Buna elemanları göstermem lazım. Ne yapıyorduk? Adaptörleri kullanıyorduk, değil mi? Mesela bunlardan biri bir array adaptördü. Şöyle adaptör diyorum. Adaptör dedikten sonra array adapter nokta create from resource diye bir metodum var. Bu direkt benim buradaki resource klasörümü okuyor. Şuradaki resource klasörüme bu şekilde erişmiş oluyorum. Daha sonra da bu benden parametreler bekliyor. Gördüğünüz gibi öncelikle context bekliyor. Şimdi activity olsaydık biz buna direkt this deyip context'i geçebilirdik. Ama fragment sınıfında direkt buna this diyerek erişemiyoruz. Ne demem lazım? Get activity demem lazım. Daha sonra array rest id, yani sen burada ne göstermek istiyorsun? Ar nokta array nokta konuları göstermek istiyorum. Daha sonra da her bir elemanın layout'u nasıl olacak diye soruyor. Yani bu list view'un üzerinde biz çok fazla durduk. En temelinden en gelişmişine kadar bütün örnekleri yaptık. Hani kendi layout'umuzu da bunun içinde gösterebilmiştik. Ama ben burada basit bir şekilde sadece bir text view göstermek istiyorum. Buradaki konular listesini şöyle bir bakarsanız, konular array'indeki her bir item'ı bir list view text view şeklinde göstermek istiyorum. Bunun için Android'de hazır olan Android nokta, pardon, küçük harfle yazmam lazım. Android nokta R'nin içinde layout'lar var diyoruz ve bu layout'ların içinde simple list item 1 diye içinde basit bir text view olan bir layout var. Ben bunu kullanmak istiyorum dedim. Daha sonra ne yapmamız lazımdı? Buradaki konu listemize set adaptör diyerek bu adaptörü atamam lazımdı. Bu sayede ne olacak? Fragment her çalıştırıldığında, oluşturulduğunda içinde bir list view oluşacak. Bu list view bu adaptör sayesinde konular array'indeki her bir item'ı birer text view olarak o list view'un içine getirecek. Ve daha sonra buradaki elemanların her bir tıklandığında, örneğimde ne yapıyordum? Şöyle bir bakalım. Gördüğünüz gibi bir tıklama işleminde ikinci bir aktivitenin oluşup orada bununla ilgili açıklamaların gelmesini istiyordum. Yani buradaki her bir tıklamayı ele alan bir metoda ihtiyacım var. Bunu da yine eğer listeleri anladıysanız hatırlamanız lazım. Set on item click listener diye bir metodum vardı. Buna direkt olarak this'i veriyorum. This dediğimde bu sınıfı bulmak için, hani bu metodu çağırman için buradaki sınıfa bak. Çünkü bu sınıf bunu adapter view .on item click listener'ı gerçekleştiriyor. Nasıl gerçekleştiriyor? Alt enter'a basarsak bir tane metot yardımıyla. Bu metot listenizdeki her bir eleman tıklanıldığında çalışıyor. İçinde gördüğünüz gibi önemli olan şurada bizim position değerimiz. Yani şuraya bir geri gelirsek. Mesela servis nedir'i tıkladığımda burası sıfırıncı eleman, birinci eleman, ikinci eleman, üçüncü eleman diye bize ilgili position'ı geri dönen bir metot. Diğer parametreler şu an için bizim işimize yaramıyor ama ne olduğunu listeler kısmında anlatmıştım. Bilmeyen arkadaşlar temel eğitimdeki list view'ların videolarına bakabilir. Şimdi buraya kadar bir dursun. Bizim şu an yaptığımız şey ne? Bir tane main activity var arkada ve içinde list view olan bir neyimiz var? Fragmentimiz var.
Şimdi arkadaşlar burada bizim ikinci bir aktivite oluştururken bir fragment B'ye gitmesi ve ona veri göndermesi lazım, değil mi? Ne verisini gönderecek? Hangi öğenin tıklandığı verisini gönderecek? Biz fragmentlerden fragmentlere veri gönderirken ne yapıyorduk? Bir tane interface tanımlamamız gerekiyordu. Buraya geliyorum, Java sınıf deyip adına da my listener diyeyim. Ve tipini de interface olarak seçiyorum. Bu my interface benim fragmentle activity ve diğer fragment arasında communication, yani iletişim kurmamı sağlayacak interface. Bunun içine bir tane metot yazıyorum. Void, geri dönüşü olmayacak. Send data diye ve içinde de integer position diye bir parametre olacak bir metot olsun diyorum. Bunu buraya yaptıktan sonra hatırlarsınız ne yapıyorduk? Main activity'nin bunu implemente etmesini sağlıyorduk. Alt Enter'a bastığımda orada tanımladığım o send data metodunun main activity oluşmasını sağlıyordu. Umarım buraya kadar önceki derslerden hatırlıyorsunuzdur. Bir sıkıntı yoktur. Şimdi bu main activity'yi şuraya açalım. Main activity'nin layout'una gelin, şu oluşturduğumuz fragment A'yı yerleştirelim. Şuradaki şunu siliyorum arkadaşlar. Buraya gelip bir tane fragment öğesini bırakıyorum. İçinde diyor bunun ne göstermek istiyorsun? Fragment konuyu göstermek istiyorum. Daha sonra şunu şöyle uzatalım. Bütün ekranı kaplamasını sağlayalım. Şuradaki use layout'u derseniz de fragment konuyu getirip bunun içine yerleştirecektir. Gördüğünüz gibi bütün aktiviteyi kaplıyor. Yani şu an ekranda gördüğünüz aslında bir aktivite değil, aktivitenin üzerine gelmiş bir fragment konu öğesi. Şuna bir isim versek mi? Şöyle fragmentlerde ID'si var mı? Fragment konu diyelim buna. Şöyle de match parent olsun. Yani bütün ekranı kaplasın. Evet. Şimdi test edebilir miyiz bunu? Evet. Şu an için bütün şeyleri yaptık. Şöyle bir çalıştıralım. Bakalım bir hatamız var mı? Uygulamam açıldı. Ve gördüğünüz gibi main activity'nin üzerinde bir tane fragment konu var. İçinde list view var. Ve benim bu array listimdeki elemanları güzel bir şekilde gösteriyor. Evet, buraya kadar bayağı bir şey yapmış olduk. Şimdi ne yapmak istiyorum ben burada? Bu elemanlardan bir tanesi tıklanıldığında ikinci bir aktiviteye gitsin. O aktivitede de fragment artık açıklama diyelim. Öyle bir fragment oluşturacağız. Onu göstersin. Şimdi bunun için öncelikli olarak şuraya geliyorum. Bir tane daha yeni bir aktivite oluşturuyorum. Diğer aktivite diyelim buna da. Okey dedim. Extend ediyorum bunu. Neyden? App Compat Activity'den. Tabii ki de bunun da kendine özgü bir ne olması lazım? Layout olması lazım. Buraya gelip ne diyelim? Activity diğer diye bir layout'u olması gerekiyor. Şimdi örneğimizde, deminki örneğimizde nasıldı? Tıkladığımda yeni bir activity gelecek. Hatta şöyle yapalım. Bu activity'nin şöyle Ctrl Alt L harfiyle şunu bir background atayalım. Diğerinden farklı olduğu anlaşılsın. 0 CE diyelim. Böyle bir mavi renk oldu. Buraya geldiğinde ise benim burada göstermek istediğim ney? Fragment B. Fragment B diyorum ama sürekli fragment açıklama. Onu da hemen oluşturalım burada. Fragment açıklama. Okey dedim. Extend ediyorum bunu neyden? Fragment'ten. Ve bunun arayüzünü de hemen yapalım. Layout'a sağ tık yeni diyorum. Ne diyelim buna da? Fragment açıklamanın layout.
Şimdi fragment açıklamanın layout'unda aslında bir tane text view var. Başka da bir şey yok. Şuraya gelelim. Şuradaki text view'u alalım. Şuraya bırakalım. Bunlarla daha sonra uğraşırız hani görüntüsünü biraz daha güzelleştirmek için. Çünkü baktığınız zaman ne oluyor? Burada bir text view var ve ilgili elemanın içeriğini buraya yazdırıyor aslında. Fragment konu, fragment açıklama. Şimdi bunun onCreateView metodunu oluşturalım. OnCreateView. Bunun dönüşünü yine aynı şekilde nasıl yapıyoruz? View, view, inflator nokta inflate, r nokta layout nokta fragment açıklama container'a false. Daha sonra bunu geri döndürmem lazım. Ve bunun içindeki text view'u da text view açıklama diyorum. Açıklama. Şuradakine hemen isim takalım. ID verelim. Text view olmasın. Text view açıklama. Enter'a bastığımızda ID'yi alacak. Şurada açıklama eşittir. View nokta find view by ID r nokta id nokta text view açıklama diyerek bunun da ikleme işlemini yapıyorum. Fragment açıklamayı da oluşturmuş oldum. Şimdi buradaki bu diğer activity çalıştığında arkadaşlar şuraya gelip onCreate metodunu yazalım. Yalnız burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Bu hata benim bayağı bir saatimi aldı. Şuradaki onCreate metodu bizim istediğimiz metot değil. Main activity'nin onCreate'ine bakarsanız bir tek bundle diye bir parametre alıyor. Bu biraz daha farklı. Açıkçası neye işe yaradığını tam anlayamadım bunun. Şuraya gelip onCreate yazalım. İki tane şöyle şunu biraz büyütürsem iki tane var burada. Burada bizim activity değil, up compact activity döndüren şeyi seçmem lazım. Çünkü benim sınıfım zaten up compact activity. Main activity'dekinin aynısı oldu. Daha sonra bunun altına gidip set content view diyerek bu activity yaratıldığında gösterilecek layout'u seçiyoruz. Layout nokta. Neydi bizim activity diğerdi bunun layout. Evet. Şu an diğer activity ve fragment açıklamaya herhangi bir bağlantımız yok arkadaşlar. Şimdi buradaki send data şurada bir dursun. Ben şuradaki fragment konuya bir gelip şurada bir açıklama yapmak istiyorum. Şimdi buradaki öğelerden her biri tıklandığında on item click çalışacak ya. İşte ben bu on item click'teki bu position'ı send data'ya göndermem gerekiyor. Bunun için ne yapıyorduk? Fragmentten aktivitelere veri gönderirken interface'imizden bir nesne üretiyorduk, değil mi? İşte burada onun uygulamasını yapacağız. Öncelikli olarak my listener deyip listener interface'imden bir nesne üretiyorum ve bu nesnenin içine get activity diyerek ilgili activity'yi yani bu fragmentin bağlı olduğu activity'yi buna veriyorum. Sizin eğer aktiviteniz buradaki listener'ı yani interface'i implemente ediyorsa bu bunun alt sınıfı oluyor. Alt enter'a basarsak da typecasting işleminde yapıp hatadan kurtulmuş oluyoruz. Daha sonra şimdi dikkatli bakın listener nokta dediğimde şu main activity'deki send data'nın buradan erişilebildiğini görüyorum. Ve bu metot sayesinde ben şuradan gelen tıklanılan öğenin yerini veren position bilgisini main aktivitime gönderebiliyorum. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Evet. Ne oldu şimdi? Listem geldi. Adam mesela ikinci elemanı seçti. Position'a 2 gitti. Main aktiviteye geldi. Şuradaki durumda bunu seçtik mesela. Main activity'ye 2 bilgisi geldi. Tıkladığımda yeni bir activity oluşturmak istiyorum burada.
Şurayı isterseniz şey yapalım. Toast.makeText diyelim. This position bilgisini yazdıralım buraya. Artı position. Şöyle yapalım. Tıklanan üye diyelim. Daha sonra da length nasıldı? Position length long deyip bunu ekranda gösterelim. Bakalım ne oluyor. Şöyle durdurdum, başlattım. Şu an yani daha önceki derslerde anlattığımız fragmentten activity'ye veri nasıl gönderilir onun örneğini yapıyoruz. Tıkladım. Gördüğünüz gibi tıklanıyor 0 dedi. Yani main activity'ye gelmiş oldu. Tıkladım. 2 dedi. Sıkıntı yok. Şimdi buraya geldiğimde ne yapmak istiyorum ben? Portrait mod için dikkat edelim bu noktaya. Yeni bir intent yardımıyla başka bir activity başlatmak istiyorum. Ups, yanlış yaptık. Evet. Intent, new, intent diyerek daha sonra buraya ne yapıyorduk? Şuradaki parametreli olan kısmı kullanacağız. This deyip daha sonra diğer activity nokta class diyerek bu activity'yi çağırmak istediğimi söylüyorum ve start activity diyerek bu intent'i başlatıyorum. Şuraya kadar bir bakalım. Tıkladım. Hata verdi. Neden hata verdi arkadaşlar? Çünkü ne demiştik? Aktivitelerin her bir aktivitenin kaydının manifeste olması gerekiyordu. Biz herhangi bir activity kaydı buraya yapmadık. Şuradaki application'da gördüğünüz gibi bir activity tanımlı benim main activity'm. Aynı bunun gibi activity deyip şuradaki diğer activity'yi buraya kaydetmek zorundayım. Çünkü uygulamam buradaki manifest dosyasına bakarak hangi aktivitelerin olduğunu önce buradan buluyor. Burada bilgisi olmayan aktiviteyi çağırırken böyle hata alıyoruz. Tıkladım ve gördüğünüz gibi diğer aktivite çalıştı. İçinde herhangi bir şey gelmedi şu an için. Diğer aktivitemiz buradaydı. Çünkü içine bir şeyi atamadık. Oluşturduğumuz fragment açıklamayı buraya daha atamadık. Hemen onun da işlemini yapalım. Şuraya geldim. Bu çalıştığında ben bunun içinde bir tane fragment göstermek istiyorum. Fragment açıklama diye. Şunu seçelim. Ve bunun da bütün ekranı kaplamasını istiyorum dedim. ID'sine de ne yazalım bunun? Fragment açıklama. Şimdi bir kontrol edelim. Yani boş bir text view gösteren bir arayüzün gelmesi gerekiyor şu an için. Uygulamam açıldı. Şöyle bir kontrol edelim. Tıkladığımda gördüğünüz gibi diğer aktivitenin o mavi arayüzü geldi ve üstünde fragment açıklamayı tutan ki fragment açıklamada ne vardı? Basit bir text view vardı. O da onun üzerinde çalışacak şekilde ekranımda gözüktü. Bu dersi burada bitirelim. Bir sonraki derste tıkladığımız öğenin içeriğini diğer fragment ve aktivitede gösterme nasıl olur onu anlatmaya çalışayım.